işliyorduk. Divan edebiyatındaki nazım şekillerini işlemekteyiz. Beyitlerle kurulan nazım şekilleri nelerdi? Gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta. Bunlar divan edebiyatı beyitlerle kurulan nazım şekilleriydi. Divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım şekillerinden gazeli bitirmiştik. Gazel nedir? Gazel çeşitleri nelerdir? Gazel yazarları kimlerdir? Bunları en sonki derste işlemiştik. Bu dersimizde divan edebiyatındaki beyitlerle kurulan nazım şekillerinden kaside işleyeceğiz arkadaşlar. Gazeli bitirdik. Sıra kaside'de. Kaside ne demektir? Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere kaside denir. Kasidelerin yazılma amacı din veya devlet büyüklerini övmektir arkadaşlar. Ve kasideler uzun şiirlerdir. 13. yüzyıldan sonra Türk edebiyatına geçmiştir. Beyit sayısı 31 ile 33 veya 99 arasında değişir. Gazellerin beyit sayısı kaç kaç arasında değişiyordu? Gazellerin 5-15, kasidelerin ise 31 ya da 33 ile 99, yani 31 ile 99, 33 ile 99 arasında değişiyor. Kasidelerin uyak düzeni arkadaşlar gazelle aynıdır. A-A, B-A, C-A, D-A, E-A şeklindedir. Kasidelerin de ilk beyitine matla, son beyitine makta, kasidelerin en güzel beyitine Beytül Kasit ya da Beytül Kasit adı, Beyti Kasit adı verilir. Gazellerin en güzel beyitine ne denirdi? Beytül Gazel ya da Taç Beyit denirdi. Şairin mahlasının bulunduğu beyte kaside de Taç Beyit adı verilir ve kasidenin sonunda yer alır arkadaşlar. Şairin kaside içinde herhangi bir yerde matbaa beyti yenilediği görülür. Böyle bölümlere de arkadaşlar tecdidi matbaa denir. Mesela kasidenin ortasında şair matbaa beytini, yani ilk iki beyti eğer tekrarlarsa buna biz tecdidi matbaa adını veriyoruz. Kasideler din ve devlet büyüklerini övme amacıyla yazılan, divan edebiyatı beyitlerle kurulan uzun şiirlerdir. Kasidelerin beyit sayısı 31 ile 39 ya da 33 ile 39 arasında değişir. Kasidelerin kafiye şeması gazelle aynıdır. A-A, B-A, C-A, D-A şeklindedir. Kasidelerin ilk beyitine matla, son beyitine makta, en güzel beyitine Beytül Kasit ya da Beyti Kasit adı verilir. Kasidelerde Taç beyit vardır. Taç beyit şairin mahlasının bulunduğu beyittir. Eğer şair kaside içinde kasidenin herhangi bir yerinde matbaa beyitini yenilerse, tekrarlarsa buna tecdidi matbaa adını veririz arkadaşlar. Kasideler divan adı verilen şiir kitaplarının ilk bölümünde yer alır. Kasidelerin sıralanışında büyüklük, yücelik esastır. Allah için yazılanlar başa konur. Peygamber, dört halife ve hükümdar için yazılan kasideler sırasıyla divanlarda yer alır. Çok önemli, kasideler kaç bölümden oluşur? Kasideler arkadaşlar altı bölümden oluşur. Birincisi nesip, diğer adıyla teşbiptir. Kasidenin birinci bölümüne nesip teşbip denir. Kasidenin girişi ve şiir yönünün en ağır basan bölümüdür. Genellikle 15-20 beyit olur. Kaside'de asıl amaç bir büyüyü övmektir. Fakat şair doğrudan doğruya övgüye başlamaz. Nesip bölümüyle, yani bir betimlemeyle başlar. Nesip bölümünde anlatılan konulara göre kasidelerin sınıflandırılması. Güzel arkadaşlar, bakın. Kasideler 6 bölümden oluşur. Birinci bölümü nedir? Nesip, yani teşbih. Kasidelerin giriş bölümüne nesip teşbip bölümü denir. Şiir yönünün en ağır bastığı bölümdür. Şimdi kasidede amaç din ya da devlet büyüğünü övmektir, değil mi? Şair direkt olarak din ya da devlet büyüğünü övmez. Ne yapar? Bir betimleme yapar. Mesela bir atı betimler, tasvir eder veya baharı, ilkbaharı veya kışı veya yazı veya Ramazan ayını betimler. Buna
deriz. Eğer şair din ya da devlet büyüğünü övmeye başlamadan önce aşktan bahsederse buna da nesip adını veririz. Aşktan bahsederse nesip, eğer betimlemeler yapacaksa teşbih adını veririz. Nesip bölümünde anlatılan konulara göre kasideleri sınıflandırmak mümkündür. Evet, şimdi bahariye ya da rebiye ne demek? Baharın güzelliği, çiçekler, türlü benzetmelerle anlatılır. Eğer şair giriş bölümünde baharın güzelliğini, çiçeklerin güzelliğini anlatırsa buna bahariye ya da rebiye adını veririz. Eğer şair din ya da devlet büyüğünü övmeden önce kış mevsiminin tasvirini yaparsa buna şitaiye deriz. Şita zaten kış demektir. Eğer şair yazdan söz ederse, yazı betimlerse buna temmuziye deriz. Eğer şair Ramazan dolayısıyla nesip bölümünde Ramazan'ı türlü yönleriyle betimlerse buna da Ramazaniye adını veririz. İdiye ne demek? Yine aynı nesip ya da teşbih bölümündeki betimlemeler bunlar. İdiye ne demek? Bayramlarda sunulan kasidelerdir. Şair sunduğu kişinin bayramını kutlar. İdiye'de. Nevruziye. Nevruz dolayısıyla yazılan kasidelerdir. Nevruz, baharın başlangıcı ve celali takvimine göre yılbaşıdır. Rahşiye, nesip bölümünde atın anlatıldığı ve övüldüğü kasidelerdir. Hammamiye, hamamın ve hamamdaki bir güzelin anlatıldığı kasidelerdir. Dariye, devlet büyüklerinin yaptırdıkları köşkleri anlatan kasidelerdir. Cülusiye, padişahın tahta çıkışı dolayısıyla yazılan kasidelerdir. Kudumiye yani istikbaliye, padişahlarla öteki devlet büyüklerinin savaş ya da herhangi bir amaçla gittikleri yerlerden dönmeleri üzerine yazılan kasidelerdir. Fethiye ise bir kalenin, bir ülkenin fethi dolayısıyla o yerin fethine sunulan kasidelerdir arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Sulhiye ise savaşın sonunda imzalanan antlaşma ve sağlanan barış dolayısıyla yazılmış kasidelerdir. Kasidelerin ikinci bölümü girizgaha geçmeden önce tekrar edelim. Kasidenin birinci bölümü neymiş arkadaşlar? Kasidenin birinci bölümünün adı neymiş? Söyleyin kızlar. Nesip. Nesip yani teşbih. Kasidenin giriş bölümü. Şiir yönünden en ağır basan bölümü nesip, teşbih bölümüymüş. Kaside'de asıl amaç din veya devlet büyüğünü övmek ya, şair din ya da devlet büyüğünü övmeden önce işe yani kasideye betimleme yaparak başlar. Temmuziye ne demekmiş? Temmuziye. Yazdan süzen kasetler. Aferin. Yazdan söz eden kasideler. Şitaiye ne demekmiş? Kış kışla ilgili Aferin. Kış mevsiminin tasvir edildiği kasideler. Peki rahşiye ne demekmiş? Rahşiye ne demekmiş? aslında kasideler. Yani atın övüldüğü, anlatıldığı kasidelermiş. Aferin. Peki cülusiye ne demekmiş? Padişahın tahta çıkışı. Aferin. Padişahın tahta çıkışı dolayısıyla yazılan kasideler. İdiye ne demekmiş? Bayram için. Bayramları tasvir eden, bayramları anlatan kasidelermiş. Peki bu İdiye, Rahşiye, Nevruziye, Dariye, Fethiye, Sulhiye, Bahariye bunlar kasidenin hangi bölümünde yer alırmış? Esrip mi? Aferin. Nesip yani teşbih bölümünde. Aferin. Peki güzel kızlarım, kasidenin ikinci bölümünün adı neymiş? Girizap mı? Girizgah. Aferin. Kasidenin ikinci bölümünün adı da girizgahtır. Kasidelerin nesipten metiyeye geçiş bölümüdür. Metiye üçüncü bölüm çünkü. Birinci bölüm nesip, ikinci bölüm girizgah, üçüncü bölüm metiye. Girizgah bölümü kasidelerin nesipten birinci bölümden üçüncü bölüme yani metiye geçiş bölümüdür. Nesip bölümünde anlatılanları asıl konuya bağlayan, asıl konuyla ilişkilendiren bölüm girizgah bölümüdür.
Peki kasidelerin üçüncü bölümünün adı neymiş kızlar? Metiye. Metiye. Aferin. Metiye'yi sakın unutmayın. Çünkü metiye bölümü kasidelerin asıl bölümüdür. Bu bölümde kaside kime sunulacaksa o kişi övülür. Ve metiye bölümü kasidenin nesipten sonra ikinci büyük bölümüdür. Kasidelerin dördüncü bölümü hangisiymiş? Tegazül. Tegazül. Tegazül hangi anlamlara gelir? Gazel söyleme, gazel tarzında şiir yazma anlamlarına gelir. Unutmayın arkadaşlar, genellikle metiye bölümünden sonra sıkıcılığı ve tek düzeliği kırmak için aynı ölçü ve uyakta bir gazel söylenen bölüme tegazül denir. Kasidenin ortasında, daha doğrusu metiye bölümünden sonra şair eğer herhangi bir gazelden bir beyti kasidenin içine koyarsa bu bölüme tegazül bölümü denir. Ve şunu da unutmayın, tegazül bölümü her kasidede bulunması gereken bir bölüm değildir. Kasidenin önemli bir diğer bölümü hangisiymiş? Fahriye. Fahriye, kaside içinde şairin kendini övdüğü bölümmüş. Bakın, metiye bölümünde yazar, kasideyi kime sunacaksa onu över. Fahriye bölümünde yazar, kendini över. Tamam mı? Unutmayın. Metiye bölümünde yazar, kasidesini kime sunacaksa. Mesela Baki'nin Kanuni Mersiyesi vardır. Baki, kasidesinin metiye bölümünde Kanuni Sultan Süleyman'ı över. Baki, kasidesinin Fahriye bölümünde kendini över. Niye Fahriye bölümünde şair kendini över? Kasidesini sunduğu kişi şairin yeteneklerini görsün, onun ne kadar başarılı olduğunu anlasın diye. Kasidenin en son bölümü hangisiymiş? Dua. Kasidenin son bölümüdür. Birkaç beyit olur. Şair burada övdüğü kimsenin başarılı, uzun ömürlü ve talihli olması yolunda dileklerde bulunarak dua eder. Evet, kasidelerin altı bölümünü sayalım arkadaşlar. Kasideler altı bölümden oluşuyordu. Birincisi nesip, teşbih. İki, girizgah. Üç, metiye. Dört, tegazül. Beş, fahriye. Altı, dua. Unutma, kasidelerin asıl bölümü, asıl konunun anlatıldığı bölüm metiye bölümüdür. Metiye bölümünde şair kasidesini sunduğu kişiyi över. Şair fahriye bölümünde ise kendini över. Unutmayın sakın. Evet. Şimdi neye geçtik arkadaşlar? Divan edebiyatı beyitlerle kurulan nazım şekillerinden mesneviye geçtik. Mesnevi nazım şekline geçtik. Mesnevi nazım şeklinin özellikleri nelerdir? Aşk, macera, tarih, din konularını işleyen ve bir olayı anlatan uzun şiirlere mesnevi denir. Çok önemli, unutmayın. Mesnevilerde her beyit kendi arasında kafiyelidir. Yani mesnevilerin uyak düzeni AA, BB, CC, DD, EE, FF şeklindedir. Gazellerin ve kasidelerin uyak şeması AA, BA, CA, DA, EA şeklindeyken mesnevilerin uyak şeması AA, BB, CC, DD şeklindedir. Yani mesnevilerde her beyit kendi arasında kafiyelidir. Mesneviler aruzun kısa kalıplarıyla yazılırlar ve beyitleri arasında anlam bağı vardır. Önceleri öğüt verici, uzun, didaktik manzumelerin yazımında kullanılan mesnevi, sonraları aşk ve macera hikayelerinin anlatımında kullanılmıştır. Çok önemli bu da. Türk edebiyatının ilk mesnevisi, işlemiştik biz bunu, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib'in yazdığı mutluluk veren bilgi anlamına gelen Kutadgu Bilig'dir. Kutadgu Bilig eseri Türk edebiyatının ilk mesnevi örneğidir. Mesneviler diğer nazım şekillerinden farklı olarak divan adı verilen şiir kitaplarına alınmaz. Çok önemli bu da, unutmayın. Hamse ne demektir? Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlere
Hamse denir ve Hamse sahibi ilk şairimiz Alişir Nevai'dir, unutmayın. Mesneviler konuları açısından 6 başlıkta toplanabilir. Birincisi aşk konulu mesneviler. Aşk konulu mesnevilerde genellikle iki ana kahraman olur. 16. yüzyılda Fuzuli'nin yazdığı Leyla ve Mecnun mesnevisi aşk konulu mesnevilere güzel bir örnektir. Konuları bakımından mesnevi çeşitleri iki, dini ve tasavvufi mesneviler, din kurallarını, peygamber ve din ulularının yaşamlarındaki olayları ya da türlü simgelerle tasavvuf ilkelerini anlatan mesnevilere konusu bakımından dini ve tasavvufi mesneviler adı verilir. Mevlid, hilyeler, miraceler, kırk hadis çeviri ve şerhleri, ilmihaller, evliya menkıbeleri de dini konularda yazılan mesnevileri örnek olarak gösterilebilir. Konuları açısından mesnevi çeşitlerinden üçüncüsü arkadaşlar ahlaki ve öğretici mesneviler. Öğüt ve bilgi vermek amacıyla yazılan mesnevilere ahlaki ve öğretici mesneviler, diğer isimleriyle pentname ya da nasihatname adı verilir. Pentname, nasihatname ahlaki ve öğretici mesnevi demektir. Bu mesnevilerde ayet, hadis ve atasözlerine sıkça yer verilir. 17. yüzyıl şairi, asıl adı Yusuf olan Nabi'nin Hayriye isimli mesnevisi konusu bakımından pentnameye yani ahlaki ve öğretici mesnevilere örnek verilebilir. Konuları bakımından bir diğer çeşit mesnevi olan savaş ve kahramanlık konulu mesneviler arkadaşlar. Savaş ve kahramanlık konulu mesneviler, başka dinlerden olanlarla yapılan savaşları anlatan mesnevilerdir. Bunlara gazaname ya da gazamatname adı verilir. Bir şehrin ya da kalenin alınmasını anlatan yapıtlara fetihname, zaferle sonuçlanan savaşları anlatan mesnevilere zafername adı verilir. Konuları bakımından bir diğer çeşit olan bir şehri ve güzellikleri anlatan mesneviler. Bu bölüme giren mesnevilere şehrengiz ya da talifat adı verilir. Şehrengizler bir şehrin güzelliklerini anlatmak amacıyla yazılan mesnevilerdir arkadaşlar. Mizahi mesneviler, konuları bakımından mizahi mesneviler ne demektir? Bunu da görelim. Kişileri ve toplumun aksak yönlerini hicveden, eleştiren mesnevilere mizahi mesneviler adı verilir. 15. yüzyıl şairinin, şeyhinin Harname isimli mesnevisi mizahi mesneviye örnek verilir. Bu mesnevilerde kasidelerde olduğu gibi konuya doğrudan girilmez. Yalnız kasideden farklı olarak kendine özgü bir düzeni vardır. Mesnevinin bölümleri nelerdir? Mesnevinin bölümleri: dibace, ön söz; tevhid, birlik; münacat, naat; miraciye; meti çiyar, yarı güzin, dört harfenin övülmesi; eserin sunulduğu kişiye övgü; eserin yazılış nedeni; asıl konu ağzı destan; son söz hatime. Bu sarıyla çizdiklerim mesnevinin bölümleridir arkadaşlar. Şimdi mesnevinin bu bölümlerini biz tek tek göreceğiz. Mesnevinin birinci bölümü, dibace, ön söz ne demektir? Mesneviler bir ön söz ile başlar. Şair bazen bu bölümü düz yazı, bazen de şiir biçiminde yazar. Bu bölümde, dibace bölümünde mesnevinin yazılış amacından bahsedilir ve dua edilir. Mesnevinin ikinci bölümü tevhid, yani birlik anlamındadır. Allah'ın varlığının, birliğinin anlatıldığı bölümdür tevhid. Tevhid bir tasavvufi düşüncedir. Kainatın parça parça ama bir bütün olarak vurgulanmasıdır. Münacat ne demektir? Allah'ın türlü vasıflarıyla övüldüğü bölümüdür. Münacat bölümünde Allah'a yakarış, yalvarma söz konusudur güzel kızlar, unutmayın.
Mesnevi'nin bir diğer bölümü Naat'tır. Naat, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin türlü vasıflarıyla övüldüğü bölümdür. Miraciye ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması olayının anlatıldığı bölümdür. Miraciye bölümü her mesnevide bulunmayabilir. Mesnevinin bir diğer bölümü ise Metiç Çiyar Yarı Güzel. Metiç Çiyar Yarı Güzel. Dört halifenin övülmesi anlamına gelir. Dört halifenin yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'in türlü vasıflarla övüldüğü bölüme Metiç Çiyar Yarı Güzel bölümü denir ve bu bölümde her mesnevide bulunmaz. Mesnevinin bir diğer bölümü eserin sunulduğu kişiye övgü bölümüdür. Eser kim için yazılmışsa o kişinin övüldüğü bölümdür arkadaşlar. Mesnevinin bir diğer bölümü eserin yazılış nedeninin olduğu bölümdür. Bu bölüm bazı mesnevilerde bulunur. Her eserin bir yazılış amacı bulunur. Şair bazen bu bölümde amacından bahseder. Mesnevinin bir diğer bölümü, önemli bir bölüm bu da unutmayın. Asıl konu yani ağzı destan. Yapıtın esas konusunun işlendiği bölüme mesnevilerde asıl esas konunun işlendiği bölüme ağzı destan bölümü denir ve bu bölüm kendi içinde bölümlere ayrılır. Son söz, hatime, mesnevinin son bölümüdür arkadaşlar. Eser, yazar adı, yazılış tarihi gibi bilgiler bu bölümde verilir. Mesnevinin bölümlerinin isimlerini tekrar edelim. Dibace, ön söz. Tevhid, yani birlik. Münacat, naat. Miraciye, methi, çihar, yâr-ı gizim. Eserin sunulduğu kişiye övgü. Eserin yazılış nedeni. Ağzı destan, hatime. Bunlar Mesnevi'nin bölümleridir. Şimdi bir diğerine daha geçelim. Divan Edebiyatı, beyitlerle kurulan nazım şekillerinden kıta. Kıta ne demektir? Özellikleri nelerdir? İki veya iki beyitten uzun, matna ve mahlas beyiti olmayan nazım şekillerine kıta denir. Bakın, kıta da gazeller, kasideler gibi, mesneviler gibi beyitlerden oluşur. Ama kıtalarda ilk beyit yani matla ve mahlas beyti yoktur, unutmayın. Kıtaların kafiye düzeni iksa şeklindedir. Ve kıtalarda dizeler arasında ölçü ve anlam birliği bulunur bizde. Herhangi bir düşünceye de duyguyu en az 2'den başlamak üzere en çok 12 beyitle anlatır. Kıtalar da kasideler gibi aruzun, pardon kasideler gibi değil, kıtalar aruzun her kalıbıyla yazılır. Kıtalar genellikle 2-12 beyitten oluşur. Önemli unutmayın, beyit sayısı 2'den fazla olan kıtalara kıta-ı kebire, büyük kıta adı verilir. Kıtada şairin mahlesi yoktur demiştik. Gazelden farklı olarak kıtalarda matla ve makta yani mahlas beyti yoktur demiştik. Kıtalarda daha çok felsefi ve toplumsal düşünceler, eleştiriler, hicivler kıta biçimiyle anlatılır. Divan Edebiyatı, beyitlerle kurulan nazım şekillerinden bir diğeri neydi? Müstezat. Şimdi müstezat nazım şeklinin özelliklerini göreceğiz. Bir uzun, bir kısa dizeden oluşan nazım şekline müstezat denir. Unutmayın. Beyitlerde ilk dizeler uzun, ikinci dizeler kısadır. Müstezatların arkadaşlar şekli şöyledir. Beyitlerle oluşur. Yani iki dize iki dize. Birinci dize arkadaşlar tam olur. Birinci dize. İkinci dize kısa olur. Üçüncü dize tam olur. Dördüncü dize kısa olur. Birinci dize uzun olup ikinci dize kısa olur. Şekli, müstezatların şekli böyledir. İlk dizelerin yazıldığı aruz ziyadelerde kısaltılarak kullanılır. Ziyade ne demektir? Eklenen kısa dizedir. Şimdi bu şurası, şu ilk iki dize, kasidenin ilk beyti. Birinci dize uzun, ikinci dize kısa. Uzun olan birinci dizeye eklenen bu kısa dizeye ne denirmiş?
ziyade denilmiş. Ziyade. Ek direnç kısa dizelere ziyade denilmiş. Unutmayın. Müstezaflar arının bir tek kalıbıyla yazılır. Genellikle mefulü, mefailü, mefailü, feilü vezniyle yazılır. Ve gazellerden türemiş bir nazım şeklidir. Beyitlerin aralarına mefulü, feilü kalıbıyla kısa misralar da eklenmiştir. Çıkmış bir soru var kızlarım. Bakalım. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane tanım verilmiş. Bu tanımları bunlarla şıklarla eşleştireceksin. Diyeceksin ki kafamdan söylüyorum ha. Hocam 3 numaralı cümlenin tanımı yok. Mesela C'nin tanımı yok veya D'nin tanımı yok diyeceksin. Buyurun. Okuyun bakalım. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? A. Musammat, B. Kaside, C. Muhammed, D. Mesnevi, E. Gazel. Bu çıkmış bir sorudur. Dikkat edin. Mesela özünde genellikle övgüye yer verilen divan edebiyatı nazım bir şekilde eliyorum bir şıkkı. Kaside değil mi? Kaside din ve devlet büyüklerini övme amacıyla yazılan beyitlerle kurulan divan edebiyatı nazım şekliydi. Bursa 1. Buraya 1 yazıyorum. Eşleştirdik ya. Eledik onu. 5-15 beyit arasında değişen ilk beyitinin dizeleri birbiriyle sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı genellikle lirik bir eda ile söylenen nazım şekli hangisiydi? Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişirdi. Hatırlayın. Hadi kızlar. Yaparsınız. Mesela kasidelerin beyit sayısı 31 ile 39, 33 ile 39, özür dilerim. Kasidelerin beyit sayısı 31 ile 99 ya da 33 ile 99 arasında değişir. Başka bir nazım şeklinin beyit sayısı da 5 ile 15 arasında değişir. Hocam, gazel mi? Efendim? Gazel mi? Aferin, gazel. Aferin, gazel. O zaman gazelin üstünü çiziyorum. Gazelin yanına 2 diyorum. Tamam, 1 ve 2 eledik. Aruz Bezli'nin kısa kalıplarıyla değişik konularda yazılan işte anahtar bilgi burada. Her beyti kendi içinde kafiyeli uzun manzum eser hangisiydi? Kafiye şeması A, A, B, D, C, C, D, D diye gidiyordu. Mesnevi mi? Mesnevi mi? Aferin, süper. Doğru. Yani Denizli'yi de siliyorum. Onun yanında da 3 yazıyorum. Evet, kaldı Adana ve Ceylan. Cevabımız hangisi? Aruz'un iki eşit parçayı bölünebilen kalıplarıyla yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan gazellere ne gazel diyorduk biz? Hani dize sonlarında değil de daha doğrusu dize sonlarıyla birlikte Musammat mıydı? Efendim? A mıydı? Musammat mıydı? Aferin. Cevabımız A idi. Buna da bunun Musammat'ın yanında da bir saniye kalem alayım. Yanlış yaptık. Musammat'ın kalem. Heh. Musammat'ın yanında da 4 yazıyoruz. Cevabımız Ceyhan. Birincide kaside. Bak eşleştirdik. İkincide gazel. Üçüncüde mesnevi. Gördünüz 3 yazdı. 4'te Musammat. Gazelin örneği verilmiştir. Muhammed ne demekti? Beşer dizelik bentlerden oluşan nazım şekli demekti. Muhammed'in tanımı verilmediği için cevabımız Ceyhan'dır. Aferin. Bakın çıktı soruyu ne güzel çözdünüz. Evet. Bir diğer konumuz da divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım şekilleri. Nelerdi? Ben fareyle iyi yazamıyorum. Baş harflerini yazacağım. Divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım şekilleri. Gazel,
Mesnevi, müstezat, kıta ve kasideydi. Değil mi? Gazel, evet. Mesnevi, müstezat, kıta, kaside bunlar divan edebiyatında beyitlerle yazılan nazım şekilleri. Yani iki dize, iki dize, iki dize, iki dize. Bu şekilde yazılan nazım şekilleri. Bir dahaki dersimizde divan edebiyatında bentlerle kurulan nazım şekillerine işleyeceğiz. Bent ne demekti? Üçer dize, beşer, altışer, yedişer, sekiz, dokuz, onar dize yazılan şiirlere bent diyorduk. Divan edebiyatında bentlerle kurulan nazım şekilleri nelerdi? Tuyu, rübai, şarkı, terkibi bent, tercihi bent, tebrik, münacat vesaire gidiyor. Bir dahaki dersimizde de bentlerle kurulan nazım şeklinden işleyeceğiz kızlar. Bu dersimizde bence beyitlerle kurulan nazım şekilleri bitirdik. Yeterli. Çok fazla ilerlemeyelim. Kolu karışmasın. Beyitlerle kurulan nazım şekilleri gazel, kaside, mesnevi, müstezat ve kıtayı defterinize yazmanızı rica ediyorum. Tamam mı? Ben grubumuza gerekli fotoğrafları atarım. Videoyu da atarım. Şimdi yoklamayı atıyorum. Evet kızlar, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyleyebilirsiniz. Benim yok hocam. Benim de yok hocam. Yarınla ilgili anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yarın ben evet. Saat 1 gibi Zoom'da değil okulda olacağım. Kitaplarınızı Türkçe edebiyat istediğiniz kitabı alın. Yanıma gelip istediğiniz kadar soru sorabilir, konu sorabilirsiniz. Ben bu görüntüleri gruba atarım. Lütfen defterinize yazın. Hiç ummadığınız bir anda ben bunu size sorarım. Kızlar, deftere yazdığınız ders notları bana atın derim. Hazır olsun lütfen. Tamam mı? Hepinize tamam. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun kızlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz canım.